Merhabalar değerli Dersim halkı. Ben Tunceli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Özcan Karada. Belediyemizin düzenlemiş olduğu deprem için ne yapmalı, depremin öğrettikleri ve Türkiye panelimize hepiniz hoş geldiniz. Gerek sürecin verdiği gerginlik, gerekse de karşınızda olmanın verdiği heyecanla sürçülisan edersek şimdiden affola. 6 Şubat tarihinde ve sonrasında gelişen depremler dolayısıyla coğrafyamız ciddi kayıplar vermiştir. Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Hepinizi kaybettiğimiz binlerce can için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Bir daha olmaması dileğiyle. Panelimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Maçoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Değerli dostlar, kıymetli canlar, hepiniz hoş geldiniz. Yine bizi onur ettikleri için Sayın Ahmet Hocama, Nasuh Hocama çok teşekkür ediyorum. Dostlar, aslında hep bir arada olması gerekiyor ama bu kötü günde, bu ülkenin çok acı çektiği bu dönemde burada olması ve bu süreçte de bizlere, bildikleri ve bilimsel olarak bu depreme dair ya da bölgemize dair ki çalışmalarını anlatacaklar. Bu anlamıyla da çok önemli bir bilgilendirme olacak ve sizleri bu bilgilendirmeyi iyi dinlemenizi talep ediyorum, öneriyorum. Çünkü hepimiz farklı farklı tartışmalar, farklı farklı şeyler konuşuyoruz. Bunun daha doğru, bilimsel, gerçekten ve en doğru bilgiyle donanmak çok önemli burada. Bu anlamıyla da iyi bir çalışma, iyi bir dinleti, iyi bir bilgilendirme olacağını düşünüyorum. Değerli dostlar, coğrafyamızda tarihimizin en acı, gerçekten de en büyük bir yıkıntısıyla karşı karşıyayız. Biz Dersim Belediyesi olarak öncelikle depremin olduğu gün saat 4.30 civarında mahallelere çıkarak, mahallelerde ilimizde herhangi bir şey olmamasından sonra yapmış olduğumuz bir koordinasyon toplantısıyla pazarcı kararı vermemizin sebebi o koordinasyonun almış olduğu karar deprem merkezinin pazarcık olmasından kaynaklıydı. Ve pazarcıya gittik. Akşam 3.30-4 civarında gittik değerli dostlar. Ben aslında bununla ilgili biraz bilgilendirme, sonrasında belediyenin buna uygun ve hangi çalışmalarını yaptığını, o çalışmalar doğrultusunda bazı bilgiler verdikten sonra çok zamanınızı almadan hocalarına bırakacağım. Nasıl bir yıkıntı, nasıl bir dram, nasıl bir coğrafyaya karşı karşıya kaldığımızı anlatmak istiyorum. Saat akşam 4.00 yani 16'da pazarcıya girdiğimizde pazarcıkta hiç kimseyle karşılaşmadık. Bütün insanlar şehri araçlarıyla terk etmiş, şehir dışında araçların içinde duruyordu. Çok az bir kitle sokakların hemen depremden biraz uzaklaşarak kendi evlerinin etrafında duran çok az bir kitleyle karşılaştık. Gittiğimiz ilk andan itibaren koordinasyonun bir parçası olmak, oradaki koordinasyon merkeziyle diyaloğa girmek ve birlikte çalışmayı teklif ettik. Önerdik ve o şekliyle aslında bir çalışma yürüttük. Gittiğimiz yer Cengiz Topel Mahallesi, Yeni Mahalle ve Pazarcık Şehir Merkezi'ydi. Gittiğimizde birkaç binanın etrafında bazı gençlerin bir bağırtımız çağrışıyla karşı karşıya kaldık. İlk müdahale ettiğimiz yerde bir tane emekli kadın öğretmen arkadaşımız çıkardı. Sonrasında bir evli çift çıkardı. O çıkarmadan hemen sonra, ikinci bir aşçı depremden sonra oraya gelen belediye arama kurtarma ekipleri bizi arama kurtarmanın dışına çıkararak aslında ondan sonra deprem sonrasında olacak sorunlar ve temel ihtiyaçlara yönelmeye başladık. Dersim Belediyesi ve Dersim'in bütün insanları
evlerinde kendisine fazla olan bardağından giyimine, giyiminden ekmeğine, ekmeğinden suyuna kadar bütün demokratik kit örgütleri, siyasi partiler, esnafının evet hepsi orada olmasa da vicdanı ve yüreği oradaydı. Ben huzurunuzda Dersim halkının bu sınavı başarılı bir şekilde ve dostlarıyla bunu ortaklaştırdığı için hepinizin huzurunda herkese, tüm Dersimlere teşekkür etmek istiyorum. Emin olun, orada olduğunuzu, yüreğinizin, vicdanınızın orada olduğunuzu biz gördük. Yani bütün destekler o bölgedeydi. Onlarca yere, onlarca alana, bu arama kurtarma ekiplerine yaptığınız çalışmalar çok değerli değerli dostlar. Şimdi oradaki tecrübe, kötü bir tecrübe. Tabii bundan sonra bizler bir olay olduktan sonra bu meselelere hemen eğiliyoruz ama şöyle bir durum söz konusuydu. Bir plansızlık vardı. Gerçekten de insanlar farklı kaygılarla o coğrafyada neler yapacağını bilmiyordu. Bizlerin de aslında birkaç depremden yardım amaçlı, destek amaçlı gittiğimizden kaynaklı bazı bilgiler, bazı arkadaşlarımızın bize öğrettikleri bilgiler doğrultusunda müdahale etmeye çalıştık. Ancak şöyle bir şey vardı değerli dostlar. Coğrafyada bir deprem ya da bir afet olduğunda nasıl davranacağımızla ilgili toplumsal bir eğitim yoktu. Şimdi biz bunu başlatıyoruz aslında. Bu ilk ama yarından sonra inşaat mühendislerinden, jeofizik mühendisleri, jeoloji mühendisleri, şehir plancıları, çevre mühendisleriyle bir ekip kurduk. Ve cuma günden itibaren bütün binaları tek tek inceleyeceğiz. İncelemeler sonrasında jeofizikçi arkadaşlarımız yeraltı ve yerüstü bütün çalışmalarını yürütecek. Parsel parsel çalışmalar yürütecek. Bu süreç içerisinde eksik görünen bütün yapılar denetlenecek. Çünkü 3500'e yakın şehrimizde bir yapı var. Ve bu yapılara hızlı bir şekilde müdahale edebilme ihtimalimiz var. Ancak bir şartla. Siz yapı sahipleri ve müteahhitler, mühendisler, TMOB'a bağlı bütün odalar ve bütün insanların ortaklaşabileceği bir şekilde ancak yapabiliriz. Onun için sizden beklentimiz şu. Biz arkadaşlarımız, dostlarımız o bölgede yapmış olduğu bir araştırma sonrasında binanın yapısına dair alacakları raporları hiç radikal kararlarla alınacak kararlar uygulayacağız arkadaşlar. Çünkü hiçbir özel mülk insanın yaşamından daha değerli ve daha kaliteli değil. Orada gördüğümüz o mülklerin altında kalan insanların parçalanmış canlarını gördükten sonra dünyada hiçbir mülk değildir, değerli değildir. Onun için İnsan sağlığı, insan yaşamı çok daha değerlidir. Orada yaşayan canlılar, yani burada yaşayan tüm canlılar daha değerlidir. Bundan kaynaklı da alacağımız kararlar gerçekten radikal kararlar olacak. Sizlerden beklentimiz bize destek vermeniz, bize alacağımız kararlara destek vermeniz. Bu bizim için çok önemli değerli arkadaşlar. Bu aynı zamanda yapabileceğimiz çalışmaları daha da hızlı, daha da yol alabilecek bir anlayışa doğru bizi ilerletir. Şunu söyleyeyim size. Öncelikle Tülümür, Ovacık ve Dersim merkezde ekipler kurarak buralarda bir çalışma başlatacağız. Burası bittikten sonra köyler ve diğer ilçeler şehrin bütün alanlarında, bütün köylerinde, bütün parsellere dair çalışmalar yürüteceğiz. Arkadaşlarımızla dün yapmış olduğumuz toplantıda bu kararlar alındı. Şehrimizde de 3500 tane yapı var. Çok büyük bir yapı değil. Aslında çok hızlı müdahale edebiliriz. Bu engellemeler ve benzeri şeyler olmadığı sürece hızlı yapabiliriz. Ama en kötülerini tespit edip buna hızlı bir şekilde müdahale edeceğiz. Önümüzdeki 10 gün, 15 gün içerisinde herkes zaten arkadaşlarımız ev ev gezecek, bina bina gezecek. Buradaki arkadaşlarımızla birleşerek oralarda bu tür çalışmalar yürütecek arkadaşlar. Ancak şöyle bir şey de söz konusu. Depremde sonrasındaki eğitimlerin çok yani ihtiyaç olduğu her alanda, her yerde görüldü. Bizler biraz da buna da müdahale edeceğiz. Çünkü arama kurtarma ekiplerinden tutun, arama kurtarma araçlarına kadar, ondan tutun, mahalle ve benzeri yerlerdeki eğitim çalışmalarına kadar bütün çalışmalar yürütmemiz lazım. Yoksa bu ne ilk ne son olacak. Deprem bir doğa afeti, yani sel gibi, çığ gibi, toprak kayması gibidir. Eğer buralara uygun bir çalışma yürütürsek emin olun, bütün bu çalışmaların üstesine gelebiliriz. Yani yıkımı daha azaltabiliriz, ölümleri daha azaltabiliriz ama bunun önüne geçemeyiz. Şöyle söyleyeyim, ben pek konuşmamı bitireyim değerli arkadaşlar. O kadar normalleşiyor ki, yani orada o kadar
hayat başka bir evreye evriliyor ki insanlar kaybettiği canlarını gömerken dört tane çocuğumu ya da torunumu gömdüm deyip çok normal bir konuşma yapabiliyorlar. Bu kadar insanın kronik bir travmadan çıkamayacak bir psikolojik durum söz konusu ki. Onun için hepimiz, biz de ben de dahil, bütün arkadaşlarımız, oraya gelen tüm arkadaşlarımız emin olabilirsiniz sosyal destek arıyoruz şu anda. Çünkü orada daha kopamadık. Yani uzun süre kaldığınızda kopamıyorsunuz. Çünkü ölen çocukları, bebekleri görüyorsunuz. Çünkü ölen kadınları görüyorsunuz, yaşlıları görüyorsunuz. Emin olun, oradaki bütün kamu kurum ve kurumda çalışan bütün yetkililer çıkarken şunu dedi. Ben kendi çabamla çıktım. Yani bir belediye başkanı ben kendi çabamla çıktım diyor. Kamuda çalışan bütün herkes depremzede olarak ortaya çıkıyor. Onun için bunu da azaltabiliriz. Buna uygun bir çalışma yürütürsek yıkımların olabilme ihtimalinin olduğu ama ölümlerin azaldığı, gerçekten yaşamın bu siyasi üzerinde böyle bir çalışma yürütürsek daha iyi bir çalışma yürütebiliriz. Bize omuz veren emek ve demokrasi güçleri, Munzur'su, esnaf arkadaşlarımız, halkımız, gençlerimiz, belediye emekçilerimiz, gönüllü olarak çalışmalarda yer alan maddi manevi destek sunan il içi, il dışı, yurt dışı herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Ve tekrar ediyoruz. Deprem değil, imar öldürür. Biz dayanışarak bu süreci atlatacağız. Dayanışma büyütür diyorum. Teşekkür ediyorum. Konuşması ve değerli emekleri için belediye başkanımıza sonsuz teşekkürler. Evet, başkanımızın da bahsettiği gibi, hepinizin de bildiği gibi şu an karşınızda iki kıymetli hocamız var. İlk konuşmacımız Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan. Müsaade ederseniz kendisiyle ilgili kısa bilgiler aktarmak istiyorum kendisini tanımak için. Hocamız 10 Kasım 1947'de Aydın Nazilli'de doğdu. Bilimci, Türk dili araştırmacısı, jeofizik mühendisi, gazeteci, yazar, düşünür, kamusal toplum örgütüdür. İstanbul Üniversitesi 1970 mezunu, ABD'de Stanford 1973 mezunu, Colorado 1975 mezunu, MIT 1980 bilim tezlerini üniversitede bitirmiştir. 1975-2004 arası İTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği'nde öğretim üyeliği yapmıştır. 17 kitabı, 380 bilimsel yayını, Türkiye sorunlarına yönelik 850 araştırma tasarımı vardır. 24 kamusal toplum kuruluşuna üyedir. Senato, Şantiye dergileri ile Beşiktaş, Yeşil Dünya gazetelerinde sürekli köşe yazarıdır. 2003 yılında yılın Atatürkçü bilim adamı seçilmiştir. Türkiye'de ilk kez jeofizik mühendisliğini 1983'te kurduğu Yeraltı Aramacılık Bilimsel Araştırma Kuruluşu'nu kurarak özelleştirmiştir. 2000-2002 yılları arasında TUMOP Jeofizik Mühendisler Odası Genel Başkanı, 2002-2004 yılları arasında Türkiye Jeofizik Kurumu Derneği Genel Başkanlığı'nı yapmıştır. Türk Özgen Birliği Başkanlığı'nı sürdürmektedir. Hocamızın tabii ki emekleri, çalışmaları saymakla bitmez. 1974'te Amerika'da yılın en başarılı yabancı öğrencisi seçilmiştir. 2000'de İstanbul Üniversitesi yılın iletişimcisi seçilmiştir. 2002'de Halkın Onur Ödülü'ne layık görülmüştür. 2003'te Atatürkçü Düşünce Derneği'nce yılın Atatürkçü Bilim Adamı seçilmiştir. 2003'te Aydın Derneği yılın deprem bilimcisi olarak seçilmiştir. 2005 Uluslararası Azerbaycan Jeodinamik ve Petrol Toplantısı en başarılı bilim adamı seçilmiştir. 2005 Aydın Derneği yılın bilim adamı olarak seçilmiştir. 2006-2007 yıllar arası İran Devleti'nin petrol danışmanlığı yapmıştır. 2002-2004 Türkiye Jeofizik Kurumu Onursal Başkanlığı yapmıştır. 2010'da Ülkeler Deprem Ağı Türkiye Başkanlığı'na atanmıştır. Bu görevden kendi isteğiyle ayrılmıştır. Hocamızın geçmişten tecrübelerini süzülen kitabı etkinliğimiz sonrası hocamızla uygun olursa imzalanarak halkımızın takdirine sunulacaktır.
Ben sözü kendisine bırakmak istiyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoş geldiniz. Benim Tunceli'ye ikinci gelişim. İlk gelişimi değerli Fatih Maçoğlu kardeşimizin tam seçim harifesinde tokalaşmak ve destek vermek için gelmiştik. Tunceli hep yeniliklerin bir kenti olmuştur bizim için. Tunceli dendiği zaman akla eğitimli aydın kişilerin, doğru düşünen, doğru saptamalar yapan yurtsever kişilerin kenti olarak hep biz anımsarız. Ve öyledir de hep bir ilklerin şehri olmuştur Tunceli. Ve Tunceli yaptığı, aldığı, verdiği göçlerle de hem dünyada hem de Türkiye'de aydınlanmanın ışığı olmuştur. Şimdi depreme geldiğimizde, şimdi deprem sizler de açık üniversite gibi kullanılan televizyonlardan çok iyi biliyorsunuz ki deprem yerdeki sıkışan gerginliği bilinmeyen bir zamanda ansızın boşalması olayıdır. Yani bir gaz olayı falan değildir deprem. Kimisi diyor ki aşağıya bir boru indirelim, gazını alalım, gaz falan değil. Bu bir gerginlik. Dolayısıyla Türkiye bulunduğu konum nedeniyle bir yarımadadır. Tam Asya ile Avrupa arasında yönü doğu-batı olan dünyadaki tek yarımada Anadolu'dur. İlginçtir. Diğerleri hep kuzey-güney ya da kuzey-doğu-güney-batıdır. Sözün gelişi İtalya, Yunanistan, İspanya. Fakat Türkiye doğu-batıdır. Onun için doğu ile batının arasında bir geçiştir Türkiye. Şimdi bir çamaşır aldığınız zaman, çamaşırı sıktığınız zaman o sıkılan yer işte Anadolu'dur. Şimdi Anadolu'ya sıkıştıran güçler her şey dünyada kendini yeniler. Kızıldeniz'in açılarak oradan yeni yer kabuğunu çıkartması, Arabistan'ı itmesi, Arabistan'ın da güneyden, bugünkü Suriye'nin ve Irak'ın bulunduğu kesimden Arap Kalkanı ya da Bitlis bindirmesi dediğimiz yerden Anadolu'ya sıkıştırması. O sıkıştırmasının sonucunda Gaziantep'ten, Adıyaman, Diyarbakır'ın, Lice'nin olduğu yerden Hakkari'ye doğru geçen Doğu Anadolu Torosları, Doğu Toroslar çıkmıştır. Ve Anadolu'nun bu kısmını ve kuzeyden de gelen, Rusya'dan doğru gelen sıkıştırma Anadolu'yu Trabzon'dan doğru büzmüş, birisi Lice'den doğru büzmüş ve Anadolu'nun tam ortası, tam büzüğün en şişkin olduğu yerlerdedir. İşte Tunceli'nin yer aldığı kesim de buradadır. Şimdi bunun yanı sıra Afrika ana karası sanki bir transatlantik gibi Akdeniz'in altından Anadolu'ya altına doğru dalmakta ve Anadolu'yu kaptırmaktadır. Hem Batı Anadolu'yu kuzeye doğru kaptırmaktadır. Ve bir taraftan da bu kaptırıyor ve İran'ın bulunduğu yerlerde Basra Körfezi'nde sanki bir el Van'ın, Ağrı'nın bulunduğu yerden Anadolu'yu alıyor. Şöyle kaptırıyor her yer. Yaklaşık 2 ile 4 santimetre. İşte gerginliğin kaynakları bunlar. Demek ki Afrika'nın yaklaşması, Arabistan'ın güneyden yaklaşması, İran'ın Anadolu'yu kuzeye doğru kaptırması, Rusya'nın kuzeyden Anadolu'ya kaptırması. Aşağı yukarı siyasi ortamda ne oluyorsa yer yapısının davranışı olarak da o oluyor. Şimdi dolayısıyla Anadolu üstüne gelen bu güçlere karşı geriliyor. Nasıl bir insanı sürekli iter kalkar ve insanı gerersen geriliyor ve bu gerilmesi bir gerginlik birikimine neden oluyor. Şimdi gerginlik birikiminin boşalması gerekiyor. Boşaldığı zaman yerde kırık oluşuyor. İşte fay dedikleri olay, Türkçe'de fay diye bir kelime yok. Bir kırık oluşuyor. İlk defa Doğu Anadolu kırığı oluşuyor. Bu Doğu Anadolu kırığı bugünkü Hatay'ın bulunduğu kesimden Osmaniye, Adıyaman'ın kuzeyinden, Kahramanmaraş, oradan Malatya, Elazığ, Tunceli'ye uğramıyor. Bingöl,
Bingöl'den, Karlova'nın bulunduğu yerden Kuzey Anadolu kıyı ile kesişiyor. Bu 15 milyon yıl önce oluyor bu olay. Ama bu kalktırma devam ettiği için Doğu Anadolu bu kalktırma yüklerini taşıyamadığından bu kez ikinci bir kırık oluşuyor. Bu da Hakkari'nin bulunduğu yerden Van, Bitlis, Muş, Varto üzerinden Bingöl, oradan Karlova, oradan Erzincan üzerinden Tokat, Amasya üzerinden ta Bolu, Bolu üzerinden Adapazarı, oradan Kuzey Marmara, yani İstanbul'un önünden Saros Körfezi, oradan Selanik'e doğru gidiyor. İşte biz buna Kuzey Anadolu kırığı diyoruz. Bunun da yaşı 3,5 milyon yıl. Kırık ne kadar yaşlıysa o kadar küçük deprem üretir. Genç olan Kuzey Anadolu kırığı hemen yani bizim kuzeyimizde, kuzeyimizde orada Karga Pazarı kırığı var ya da Yedisu kolu var. Orası en çekinceli yer, kuzey kısım. Burası yaklaşık 8'e kadar deprem üretebilir. 8'e kadar. Kaldı ki 1939'da Erzincan'da olan depremin 7.9 büyüklüğünde olduğunu biliyorsunuz ve bunun yıkım gücü 11'dir. Ve yaklaşık 33 bin kişiyi bir kara kış gününde kimisini donduranak, kimisini de sobalardan çıkan yangınla yakarak canlarını almıştır. Şimdi deprem aslında Tanrı'nın laneti falan değildir. Yani deprem takdiri ilahi de değildir. Şimdi dolayısıyla depremin bir kırana dönüşmemesi ve depremin de bir kıyıma dönüşmemesi için neler yapabiliriz? Önemli olan bu. Yani deprem o kadar yararlı bir olay ki depremler, kırıklar olmasa Munzur gözeleri olmazdı. Munzur suyunu içemezdik. Onları depremler yapıyor. Orayı kırıyor. Gözeneklik ve geçirgenlik yapıyor. Ilıcalar olmazdı. Jeotermal alanlar olmazdı. Maden yatakları olmazdı. Yani altın, kurşun, çinko, bütün bu maden yataklarını getiren hep kırıklar. Şimdi ovalar olmazdı. Tarım yapamazdı. Sulu tarım yapamazdı. Çünkü kırarak kırarak orada gözenekliği arttırdığı için sulu tarım verimli arazilerini oluşturuyordu. Yani bu doğanın müthiş bir işleyişi. Hani Tanrı ancak sevdiği ülkelere bol kırık verir, bol deprem verir. Ama bunu nasıl bakarsan, bunu bilimsel yönden bakarsan, eğer depremle uyuşum içinde yaşarsan, deprem bir kıran ve kıyım olmaktan çıkar. İşte Tunceli'de Sayın Maçoğlu'nda görüşmelerimizde hep onu konuşuyoruz. Tunceli'de de etkilenecek bir depremde bunu kırana ve kıyıma nasıl dönüştürmeyiz ve her halkın diri kalmasını ve yaşamını sürmesini nasıl sağlayabiliriz? Şimdi depremin gördünüz ki son depremde depremin yıkım yapması için ille depremin odağının sizin kentinizin altında olması gerekmiyor. Değil mi? Kahramanmaraş kaç kilometre buradan? Pazarcık? 315 kilometre. Şimdi 315 kilometre uzakta yerin altında 1 megaton trinitro tuliyen yani atom bombası gücünde bir bomba patladı sanki ve o hepinizin duyduğu gibi Tunceli'yi zangır zangır titretti, değil mi? Ha yıkıldı ha yıkılacak gibi bir duruma geldiniz. Bundan ürkmemek olası değil. Şimdi bunun çaresi ne? Bunun çaresi bir defa planlı bir kentleşme. Planlı bir kentleşme. Şimdi arkadaşlar cebinde para ne kadar azsa depremde ölüm sana o kadar yakındır. Deprem daima yoksulun sorunudur. Varsıl kişinin sorunu değildir. Çünkü yoksul kişi sağlam yerde, sağlam yapıda oturamaz. Bunun için ne olması gerekiyor? Toplumcu bir devlet anlayışı olması gerekiyor, değil mi? Oysa bizim bugünkü deprem yani yönetim anlayışımız nedir? Oligarşi yani çıkarcıların
oluşturduğu piramit doğrultusunda yönetim. Yani halkçı bir yönetim değil. Oysa Türkiye bir Atatürk döneminde toplumcu bir yönetim olarak kurulmuştu. Toplumun çıkarlarını örgütlendi. Cumhuriyet, Arapçası toplumcu demek. Yani bunun siyasi boyutunu anlatmak istemiyorum. Rusya'dan Kurtuluş Savaşları sırasında bir Rus generali yolluyor Lenin'e. Lenin, Mustafa Kemal'le Ladik'te konuştuğu zaman diyor ki yeni bir devlet kuracağınızı biliyoruz. Bunun sistemi ne olacaktır diye soruyor. Komünizm olacaktır diye soruyor. Atatürk çok zeki bir adam. Her ülke kendine özgü bir rejimle en iyi şekilde idare edilir. Komünizm sizin sisteminizdir ama sosyalist bir devlet olacak diyor. O zaman sosyalist lafı geçerli olmadığı için Arapçasını kullanıp Cumhuriyet diyor. Yani Cumhuriyet aslında Türkiye sosyalist devleti demek veya toplumcu devleti demek. Kaldı ki öyle de idare edildi uzun yıllar. Şimdi demek ki bu işin de yönetim faslı. Şimdi demek ki depremin 3 tane bileşeni vardır arkadaşlar. Bu bileşenlerden bir tanesi sarsıntı, bir tanesi ısı, bir tanesi ışık. Isı ve ışık nedir? Buradaki enerji boyutudur. Ve gerginlik de her depremden sonra yerin altı ısınır ve her depremden sonra artık sizin oradan elektrik üretebileceğiniz bir jeotermal santralınız vardır. Jeneratörleri koyarsınız, bedava elektrik üretirsiniz. Yani orada bir Elbistan gibi bir şeyiniz olacağına, termik santralınız olacağına yaradan size bir şey yollamıştır, enerji kaynağı. Dolayısıyla şu gün Kahramanmaraş'ta Pazarcık altına inip de efendim orada dergiler yapacak olursanız Pazarcık değil, bütün Türkiye'nin elektrik enerjisini elde edebilirsiniz. Buna bir türlü biz aklımız yatmadı daha hali. İlle bir Amerika veya Japonya önceden yapması gerekiyor ki bizim yapmamız gerekir. Yani depremi bir afet biçimine sokan insanoğlunun kendisidir. Demek ki bizim depreme uyumlu bir yaşam biçimini seçmemiz gerekiyor. Şimdi gelecekte de Sayın Maçoğlu ile uzun süredir bu konuda konuşuyoruz, neler yapabiliriz diye. Siz bakın arka tarafa bakın, arkadaki yapı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 katlı. 7 katlı yapının üstü kaçak? 7 katlı. Onun yanındaki yapıya bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 4. kat kaçak. Onun yanındaki bakıyorsunuz 1, 2, 3 katlı. Şimdi deprem olduğunda ne olur? Deprem olduğunda ne olur ben size söyleyeyim. Orada izliyorlar, hemen içeri kaçtılar. Niye içeri kaçtılar bilmiyorum. Şimdi deprem olduğunda ne olur biliyor musunuz? Bunların salınım dönemleri farklı olduğu için şu yeşil yapı var ya, yeşil yapı, onun sağındaki yapının 4. katından yıkar. Aynı zamanda o yeşil yapı toslayarak yanındaki yapının yine 4. katından yıkar. Ayakta sadece o yeşil yapı. Dolayısıyla demek ki bir sokakta bitişik düzende yapı yapıyorsan o yapıların hepsinin yüksekliğinin aynı olması gerekiyor. İngiliz evlerinde olduğu gibi. Sokağa bir girersin, İngiliz evlerinde hepsi aynı yüksekliğidir. Bizim gibi çürük diş gibi değildir. Mesela şuraya bakın, köşe. Sarı kırmızı bir yapı görüyorsunuz. Kaç katlı bilmiyorum. Onun yanında yine bir bej bir yapı var. Vakıfbank'ın olduğu yer 1, 2, 3, 4 katlı. Deprem olduğunda ne olur biliyor musunuz? Bu Vakıfbank'ın olduğu yapı, şu avukatlık ofisinin olduğu yerden bu yapıyı yıkar. Üç artık, tamam. Toslama yapar yani. Güm vurarak yıkar. Demek ki yapılaşmamız böyle olmayacak. Değil mi? Şimdi demek ki hemen daha burada konuşurken sakıncalı size birkaç tane yapı gösterdim. Değil mi? Bunu aslında bütün Tunceli'de bu gözlemi yapıp burası sakıncalı, burası sakıncalı diye söylemek gerekiyor. Göçük altından çıkmanın ne kadar güç olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar, değil mi? Önce canımız, sonra malımız. Sayın Başkan da söyledi. Önce canımız. Bunun için bilim ve teknoloji kullanacağız. Yani bunun için bir Japonya, bir Amerikan harikası olmasına gerek yok. Sözün gelişi gelecek günlerde
bir tarama yapılacak bütün Tunceli'de. Şimdi Tunceli'deki bu tarama sonucunda bir titreşimcik dediğimiz bir aygıt var. İngilizcesiyle mikrotremör diye geçiyor. Sanıyorum belediye kadrosuna şu anda iki tane Jovzik mühendisi almış durumda. Ve bir Jovzik takım kuruyor Sayın Başkan. Dolayısıyla kendi göbeğinizi kendiniz keseceksiniz bundan sonra. Bizler de elimizden geleni yardımcı olmaya çalışacağız. Nasıl Ovacık'ta bir devrim yapıldıysa bu kez yapılaşmadan bayındırlık işlerinde Tunceli'ye yakışan şekilde yıkılmayan bir Tunceli, depremde yıkılmayan bir Tunceli yaratılabilir. Bunun ilk örneğini siz verebilirsiniz. Ama bunun için bilimi kullanacaksınız, bilime inanacaksınız ve bilimin söylediklerinden dışarı çıkmayacaksınız. Şimdi bu çalışmalar sonucunda hangi mahallede kaç katlı yapının depreme dayanıklı olduğu çıkacak. Çünkü depremde en çok yıkılma çalkalanma sırasında. Yani yerin sarsıntı dönemiyle yapının sarsıntı dönemi eğer birbirine uyarsa o yapı böyle sallanır. İşte yapı ne kadar sallanıyorsa böyle o kadar da yıkılır. Şimdi içindeki gereçlere gelmedik daha. Çimento, beton kalitesini ya da donatı kalitesini gelmedik. O ayrı bir olay. Onu da inşaat mühendislerinin birlikte ve yapı jeofiziği teknikleriyle inşaatçı ve mimarlarla beraber eğer donatı niteliğinde bakılacak olursa o zaman o yapı ayakta kalacak. Ama o yapı ayakta kalmıyorsa ve o yapı çalkantıya geliyorsa eğer size verilecek bir raporda denecek ki yapınız depremde çalkantıya geliyor. Bu yapı için bazı önlemler almak gerekiyor. Önlemler neler? Deprem takozları konulabilir. Sıradan söylüyorum şu anda. Yani seismic isolator diye anılan sarsıntı yalıtıcıları konulabilir. Ve o zaman yapınız sallanmaz biçime dönüşebilir. Ya da Kaliforniya'da yapıldığı gibi aynı Safranbolu evlerinde gibi çelik putreller konulabilir çevresinde. Ve yapı taşıyamadığı gerginliği çelik putrellerle sürümleyebilir. Bunların yöntemleri var. Bunların yöntemleri var. Bunlar uygulanır. Efendim temel derinliği, söz gelimi. Yine bu yüksek yapıdan örnek alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kat değil mi? Şimdi aklınızda olsun. Burada bunun ayrıntılarını anlatacak değilim. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi arkadaşlarım onu söyler. Her 5 kat için yerin altında perde betonu bir volta. Onu garaj olarak kullanabilirsiniz. Ya da sığınak olarak kullanabilirsiniz. Ya da depo olarak kullanabilirsiniz. Demek ki bu 7 katlı olduğuna göre burada demek ki en az 2 bodrum gerekiyor yerin altında. Değil mi? 1,5 ya da 2 bodrum gerekiyor. Size sadece örnek olsun diye söylüyorum. Mesela şu yapı kaç katlı bilmiyorum. O da herhalde 7-8 katlı. Bakın bakalım temeli 1,5 metre mi? Yoksa altında 2 tane bodrum var mı? Demek ki bunların hepsi neye bağlı? Tekniğe bağlı. Yani tercihe bağlı değil. Şimdi sizler de iyi bilirsiniz tarımla uğraştığınız için. Bir saçak köklü ağaçlar vardır. Bir de kazık köklü ağaçlar vardır. Kazık köklü ağaçlar derine iner değil mi? Ama kazık köklü ağaçlar yukarıya doğru daha uzundur değil mi? Kavak ağacı gibi mesela. Kazık köklü. Demek ki yukarıya ne kadar çıkıyorsa aşağıda orantılı o kadar inecek. Hatırlıyoruz değil mi? Yukarı ne kadar çıkıyorsa aşağı doğru inecek. O zaman yapınız yıkılmaz. Rönesans yapısını hatırlarsınız. Hepiniz televizyonlarda gördünüz Hatay'da. Yapının biçimi neydi? Dikdörtgen. Rönesans yapıları değil mi? Dikdörtgendi. Vurduğu zaman deprem yapı arkaya doğru kapaklandı. Baktığı zaman ben de televizyondan gördüm. Gidip Hatay'da görmedim. Baktığım zaman temelin derinliği sadece 1,5 metreydi. Yapının kat sayısı ise 11 katlıydı. Kaç bodrum olması gerekiyordu arkadaşlar? Bak sınav sorusu bu.
11 katlı 2 tane bodrum olması gerekir, değil mi? 2,5 olabilir, 2 tane. Eğer olsaydı Rönesans yapısı arkaya doğru kapaklanmazdı. Bir. Rönesans yapısına baktığınız zaman hepiniz bildiğiniz için söylüyorum. Herkes televizyonlardan izliyor bunu, değil mi? Herkes Rönesans yapısını biliyor, değil mi? Hatay'daki arkaya doğru kapaklanmış. Ama bakıyorsunuz pencerelerde, betonlarda bir ayrışma, bir bozulma yok. Demek ki beton kalitesi iyi. Donatı da iyi. Ama temeli sığ, değil mi? Temeli derin olacak demek ki. Ama iki katlı bir yapı yapıp da temeli 10 metre olmaz. Yani buna dikkat edeceksiniz. Yani bunun hepsinin bir ölçüsü var. Bu ölçü umarım depreme dayanıklı yıkılmaz kent Tunceli simgesiyle eğer çıkacak olursanız bütün Türkiye örnek olabilir. Ovacık nasıl bir örnek olduysa bu kez depremden yıkılmaz kent Tunceli'yi yaratabilirsiniz. Bu siz de belediyenin uyuşumuna bağlı. Şimdi bazı yapılar güçsüz çıkabilir. O yapıları yıkacaksınız. Başka çare yok. Yıkacaksınız, yapacaksınız. Eğer sen yıkmazsan deprem yıkar. Şimdi depremden kaçamazsın. İmardan kaçarsın. Veyahut imar barışı denilen rüşvetin de verirsin. Değil mi? Ama imar barışı diye vermiş olduğun rüşvet sana sağlam bir ev getirmez. Senin sadece malını artırır. Ama canını azaltır. Canlı kalmanı azaltır. Çünkü bakın kaçak yapılardan söz ediyorum. Depremde ilk yıkılan yerler kaçaklardır. Yani senin imar barışı alman depremde onun yıkılmayacağı anlamına gelmez. Zaten imar barışı diyor ki bunun depremden yıkılıp yıkılmayacağını güvencesine sadece mal sahibine veriyorum. Ben ilgilenmiyorum onunla. Ya bana sadece senin paran gerekiyor diyor, değil mi? Evet. Şimdi sözün gelişi bazı size kolay şeyleri söylüyorum. Eğer evinizin altında ilk 20 metrede su varsa beton sürekli olarak suyu emdiği için içindeki donatıyı zaman içinde paslandırır. Eğer beton netinliği de düşükse. Şimdi buradaki yapılarınız sizin bu 6 Şubat depreminde ne oldu? Altınızdan dalga geçti. Şu şekilde dalga geçti. Dolayısıyla yapılarımız ne oldu? Yukarı aşağı sallanırken bir de sağa sola böyle gitti geldi. Şöyle gitti geldi. Bir de şu şekilde de çalkalandı. Şimdi yapılarda yapışma denen bir olay vardır. Yani yapışma olayı şöyle anlatayım. Tutabilir misiniz? Şimdi bunlar kolon. Şurada giriş. Şimdi ikisinin arasındaki bağ çok güçlü olması gerekiyor. Şunun iyi kavraması gerekiyor. Bunu yatay sargı diyoruz ya da Fransızcası ile etniye derler. Yapıların çoğunda sıyrılma gördüm. Ben Malatya'ya gittim. Dün Malatya'daydık. Yani sıyrılma. Yani demirler burkuk değil. Demirler yani nervürlü diyorlar ya şeyde Fransızıyla. Burkuk demir değil. Bir de burası iyice bağlanmadığı için bunu işte önce P dalgası geliyor. A deprem oldu dediğiniz zaman yapınızı böyle sallandırıyor. Daha sonra da S dalgası geldiği zaman bunu böyle vuruyor. İşte bu vurduğu zaman eğer bu bağ iyi değilse bunu dikmeyi düşürür. Onun üstüne kiriş gelir böyle biner. Onun üstüne gelir öbür kiriş biner. Onun üstüne kiriş biner. Tıpkı bir baklava gibi görürsünüz. Zaten baklava içindeyiz, değil mi? O baklavaların arasında da ne var? Kurtulabilecek insanlar varsa kurtulabilecek insanlar var baklava arasında. Ama bunun çok üzücü örneklerini ben Malatya'da bir nasıl kardeşimle beraber gözlemledik. Yani yataklar bile böyle sanki sandviç gibi tost makinesiyle ezmişsin gibi ezilmiş. Yarın orada kalan ben olabilirim. Sen olabilirsin, biz olabiliriz arkadaşlar. Değil mi? Yani dua okumakla depremler önlenemez. Allah korusunla da önlenemez. Eğer olsaydı bugüne kadar hiçbir deprem olmazdı, değil mi? Hepsi oluyor. Duanın işleyişini durduramazsın. Sen duayla güneşi doğdurabilir misin?
O doğanın bir işleyişidir. Kışın gelmesini doğayla engelleyebilir misin? Engelleyemezsin değil mi? Doğanın işleyişidir. Dolayısıyla deprem de böyledir. Onun için artık bu yuvarlak lafları bırakacağız. Neden depremlerde ölmek benim yazgım oluyor da Amerikalı'nın yazgısı olmuyor? Ya da Japon'un yazgısı olmuyor? Bunun dinle ne alakası var? Depremlerde en çok ölen insanların ülkelerini söyleyeyim. Endonezya, Bangladeş, Hindistan, Pakistan, Afganistan, İran, Türkiye. Bunların hepsinin bir ortak yanı var değil mi arkadaşlar? Ne olduğunu söylemeyeyim ben. Ortak yanı var. Demek ki kaderci inanca sahip olmayacaksın. Hani Tanrı tarafından alın yazısı yazılmış, bir kişi ne bir dakika uzun yaşar ne de bir dakika kısa yaşar. Böyle bir olay yok ya. Yani. Neden Amerikalı uzun yaşıyor da benim Türk'üm yani bu ülkenin yaşamış insanı depremlerde göçük altında kalıyor. Bunu düşünmemiz gerekiyor. Demek ki önce bilime inanacağız ve ahlaki değerlerimiz tekrar düzelecek. Çünkü ahlaki değerler 1950'den sonra yozlaştı. Artık kendimize yeniden bizim dönme zamanımız geldi. Değil mi arkadaşlar? Kendimize döneceğiz. Ne varsa kendimizden bakacağız. Şimdi çok fazla zamanınızı almayayım. Yani sizden de gelebilecek soruları yanıtlamaya çalışacağım. Şimdi Malatya neden çok yıkıldı? Elazığ da yıkıldı. Şöyle olmuştu arkadaşlar. Burada iki deprem değil, üç deprem olmuştu. Onları da kısaca anlatayım. Bir de Tunceli'de çekince düzeyleri nasıl onları da anlatayım. Ondan sonra değerli arkadaşıma bırakayım sözü. Bir defa Kahramanmaraş boğumunun olduğu yerde bir depremi bekliyorduk. 3 yıl önce ben Cumhuriyet Televizyonu'nda bir konuşma yaptım. Hatta bunu TikTok yapmışlar, dağıttılar. Depremin burada olacağını ve depremin büyüklüğünün 7.6 olacağını söylemişiz. Ama bunu söylesen ne işe yarar? 3 yıl önce. Hani ben söylediydim, ne önlem almadınız? Hani 3. Ben şimdi Tunceli'de 2 yıl sonra deprem olacak desem ne önlem alabilirsin? Hadi buradaki yapı sayısı az. 3500 tane yapı var. Ya deprem olan bölgede 13,5 milyon kişi yaşıyor. 4 milyon tane yapı var. Bu yapıların %52'si kaçak. Ve aynı zamanda %25'i imar barışından yararlanmış. Şimdi yapılar eski yapı. Şimdi yeni yapılar olsa dahi deprem yönetmeliğine uyanlar az. Deprem yönetmeliğin var ama uymuyor. Şimdi demek ki biz kaçak küçük, ahlaki değerlerimiz düşük. İnsanın ahlakı iki bacak arasında değil. O ahlak değil, o başka bir şey. Ahlaki davranış ve yaşam biçimindeki düstur, değil mi? İlkeler. Şimdi biz ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bir 2007 yılında çok iyi bir yönetmelik çıkarttık. Yapı denetim kuruluşu kurduk. Ama yapı denetim kuruluşunun maaşını kim veriyor? Yapıyı yapan üstlenici veriyor. Yani diyorsun, ben diyorum ki yahu gel beni denetle ama senin paranı ben vereceğim diyorsun. Senin, eğer sen paranı benden alıyorsan beni denetleyebilir misin? Şimdi bunun açığı buradaydı. Dolayısıyla 2019'da bu fark edildi ve yapı denetim kuruluşları şu anda tombala ile seçiliyor. Tombala yöntemiyle seçiliyor. Bu yeterli mi? Bu da yeterli. Şimdi hepimiz biliyoruz ki orada yıkılan yapıların çoğu bu 2007 ile 2019 arasında yapılan yapılar. Bir defa yapı denetim kuruluşu lafı eksik. Yeri kim denetliyor? Kimse denetlemiyor. Oysa yapıların %20'si yerden gelen sorunlarla, %80'i yapıdan gelen sorunlarla yıkılıyor. O zaman demek ki yapı denetim kuruluşlarının adı yer,
yapı denetim kuruluşu olarak değiştirilmesi gerekiyor. Yer yapı denetim kuruluşu. Ve aynı zamanda denetim kuruluşlarının birer sigorta şirketi olması gerekiyor. Sigorta. İleride kişi denetlediği yapı yıkılırsa aynı Hammurabi yasalarında olduğu gibi asılmayacak. Hammurabi döneminde asıyorlarmış, asılmayacak. Ama katlı olarak yıkılan yapının bedelini ödeyecek ve katlı olarak her ölen kişi için bedel ödeyecek. Bakın bakalım yapı denetim kuruluşları o zaman hata yapabiliyor. Bu bir. İkinci olarak yapılabilecek olay, bunu mutlaka Tunceli'de yapmamız gerekiyor. Tunceli kararını alırsa bütün bunları kendisi yapabilir zaten. Yani yer yapı denetim kuruluşu şeklinde. Zaten Tunceli bunu kontrol denetleyebilecek kadar bir kent. İkincisi ise her yapının kimliği oluşturulması gerekiyor. Kimlik. Buna yer yapı güvenlik belgesi diyoruz. Şimdi yer yapı güvenlik belgesi buradaki özel kuruluşlar ya da belediyenin kurmakta olduğu yeni jeofizik laboratuvarlarıyla ve inşaatçılarla beraber oluşturulabilir. Yerin özellikleri şunlar, yapının özellikleri bunlar, yeni bir yapı yapıldı. Yapıldıktan sonra incelemeler yapıldı, yer ve yapı güvenliği bulundu. O zaman o yapı için yer yapı güvenlik belgesi oluşturulacak yetkili imzalarla. Sonra bu belge tapuya onaylatılacak, tapuya geçirecek. Denecek ki şu adresteki, şu sokaktaki, şu yapı yer yapı güvenlik belgesi var. Bu yapının kimlik belgesi olacak. Kimlik, askere girerken bakmıyorlar bizim sağlığımıza, kulağı iyi duyuyor mu? Burnu nasıl, gözü nasıl, eksik uzu var mı? Aynı yapı da bu depreme karşı direnebilir mi, direnemez mi? Bunun raporu konacak. Siz bir kiraya ev tutacağınız zaman tapu dairesine gideceksiniz. Bakacaksınız kiraya tutacağınız dairenin yer yapı güvenlik belgesi var. Yoksa kiralamayacaksınız. Ya da satın almak istiyorsunuz, yoksa satın almayacaksınız. Dolayısıyla hiçbir mal sahibi kötü yapı yapıp onu başka birisine kiralayamayacak. Elinde patlayacak yani. Buna öz denetim diyoruz. Öz denetimi Tunceli'de biz hemen başlatabiliriz. Her yapının kimlik belgesi. Bunu lütfen Sayın Maçoğlu'nun huzurunda söylüyorum. Bu konuda belediyeye de yardımcı olun. Ve hemen başlatın bunu. Bir Türkiye'de bir ilk olsun. Bir ilk olsun. Şu anda yapılmıyor. Bir ilk olsun. Ben Türkiye'de yapmış olduğum birçok incelediğim yer ve yapılarda hep yapı yer yapı güvenlik belgesi çıkartmışım. Bunların ayrıntıları konusunda burada girmeye gerek yok. Eğer bu iki şeyi yaparsak arkadaşlar, deprem gelsin, hoş gelsin, hiçbir yapı yıkılmaz. Biz ayakta kalırız. Var mısınız Tunceli'de yıkılmaz bir Tunceli için? Var mısınız? Ben bunu yapabileceğiniz inancındayım sizin. Gerçekten bunu yapabileceğiniz inancındayım. Biz de elimizden gelene istenirse o yardıma size göstermeye çalışacağız. Ben aslında konuşacak çok söz var. Bazılarını sorularınıza ayırayım. Eğer merak ettiğiniz şeyler varsa daha sonra bana sorabilirsiniz. Herhalde nasıl bir bildikten sonra sorularınızı ileteceksiniz. Hocam, belki soru sorabilir miyim? Ben hepinizin bu değerli katılımı için ben hiçbir yerde bu kadar ilgi görmedim. Çok teşekkür ediyorum. Değerli hocamıza katkıları için teşekkür ederiz. Zaten öncesinde de hocamızla sürekli irtibat halindeydik. Bundan sonra da umuyoruz ve biliyoruz. Bilgilerini bizimle paylaşarak sürekli bizi daha doğru imar ve şehircilik yönünde bizimle birlikte çalışacaktır. Bir diğer hocamız bugün aramızda Sayın Nasuh Maruki bulunmakta. Kendisiyle ilgili de kısa bilgiler vermek istiyorum.
Nasuh Maruki 21 Mayıs 1968'de İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladıktan sonra 92 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesinden, 2004 yılında Milli Güvenlik Akademisi'nden mezun oldu. Milli sporcu, profesyonel dağcı, yazar ve fotoğrafçı olan Maruki, dağcılık, mağaracılık, yamaç paraşütü, aletli dalış, motor sporları, yelken ve bisiklet sporları yapmaktadır. Sovyet Asya'nın 7000 metreden yüksek 5 tırmanışını da tamamlayarak Rusya Dağcılık Federasyonu tarafından hala Türkiye'de tekrarı yapılmayan Kar Leopar'ı ünvanı verilen Maruki, düzeltiyorum, yeni bilgi 2019'da yapılmış. Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk ve dünyadaki ilk Müslüman dağcı ve 7 zirveler projesini tamamlayan dünyanın en genç dağcısı oldu. 8000 metreden yüksek çok oyu, Türkiye'nin en yüksek solo tırmanışı, Lhotse ve K2 Türkiye'nin en yüksek oksijen desteksiz tırmanışı dağlarına gerçekleştirmiştir. 15 yıl aradan sonra Everest Dağı'na bir kez daha tırmandı. Türkiye, İran, Pakistan, Hindistan, Nepal, Sıkkım, Tibet, Bhutan, Moğolistan ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde motosiklet yolculukları yaptı. Liderlik, takım çalışması, kişisel gelişim, kendini tanıma, hedef odaklı, kararlılık, disiplin, risk yönetimi gibi konularda motivasyon konuşmaları yapmakta ve seminerler vermekte. Bir üniversitede takım çalışması ve liderlik dersi vermiştir. 8-15 yaş arası çocuklara ve yetişkinlere doğada liderlik kampları düzenlemektedir. Çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapmıştır. Çeşitli televizyon kanallarında belgesel programları hazırlamıştır. Kurtarma çalışmalarındaki öncü sosyal girişimciliği nedeniyle Amerika'dan Ashoka Vakfı'na fellow olarak seçilmiştir 2004 yılında. Filipinler'den Uluslararası Gucci Barış Ödülü'ne 2009 yılında. Bilkent Üniversitesi'nden sosyal bilimler alanında Fahri Doktora'ya 2012 yılında layık görülmüştür. Moğolistan Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı tarafından takdirnameyle ödüllendirilmiştir. Hepimizin bildiği gibi AKUT, Arama Kurtarma Derneği kurucu üyesidir ve 18 yıl yönetim kurulu başkanlığı yapmıştır. AKUT Derneği onursal başkanıdır. Hocamız bir düzeltme yaptı, onursal başkanlığı geri vermiş. AKUT Vakfı mütevelli heyet ve yönetim kurulu başkanıdır. AKUT Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Ulusal Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Derneği, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Sualtı Araştırmaları Derneği, Gezginler Kulübü Derneği üyesidir. Ortak İdealler Derneği'nin ve Türkiye'de kurulan ASOKA Vakfı'nın kurucu yönetim kurulu üyesidir. Son olarak, hocamızın da eserleri mevcuttur. Bunlardan bir kısmı, Bir Dağcı'nın Güncesi, Everest'te İlk Türk, Bir Hayalin Peşinde, Asya Yolları, Himalayalar ve Ötesi, Yeryüzü Güncesi, Vatan Lafla Değil Eylemle Sevilir, Kendi Everest'inize Tırmanın. Ben sözü hocamıza bırakıyorum. Merhabalar. Öncelikle Cumhuriyet tarihinin en kalabalık depremle alakalı buluşması gerçekleştirdiğini telaffuz ettiğimizi. Gerçekten tarihe geçecek bir şey. Gerçekten yani böyle bir kalabalık görmedi hiç kimse bir deprem konusunda. İnsanların bu kadar ilgiyle, bu kadar merakla, bu kadar öğrenme isteğiyle bir araya geldiği bir şey bu ilk. Bravo. Şimdi ilk söyleyeceğim şey coğrafya kaderdir. Hepimizin kaderi de yaşadığımız, doğduğumuz coğrafyayla doğrudan bağlantılıdır. Tunceli'nin depremselliğini değiştiremezsiniz. Bunzur çayını değiştiremezsiniz. Bu bölgenin iklimini, meteorolojisini değiştiremezsiniz. Yer altındaki kaynaklarını değiştiremezsiniz. Bir takım şeyleri değiştirebilirsiniz elbette. Ama coğrafyayı ve coğrafyanın özelliklerini kısmen tabii ki özellikleri derken hani yol açabilirsiniz, köprü yaparsınız, bir şeyler yaparsınız ama öz itibariyle kaderimizi coğrafya belirler. Dolayısıyla coğrafyamızı avucumuzun içi gibi bilmek zorundayız.
kendi duygu düşünce dünyamız gibi bilmek zorundayız. Çünkü burası bizim evimiz. Buradaki her şey bizi etkiliyor. Yağmuru da, rüzgarı da, karı da, soğuğu da, sıcağı da, depremi de, seli de, yangını da, her şey bizi etkiliyor birinci derecede. Şunu buna baksak, ya da o da bir yerden alıyor mu? Neyse. Dolayısıyla birinci derdimiz, unutmayacağımız şey, coğrafyanın belirlediği her şeyi. Biz belirlemiyoruz. Coğrafya belirliyor. Toprak, dünya belirliyor. Biz bunun üzerinde asfer kadar burada buluşmuşuz. Burasının kurallarına uygun yaşayacağız. Misafiriz. Ne kadar güzel. Bravo. Hepimiz geçici bir süre için buradayız. Misafiriz. Misafirliğimiz de burada. E buranın kuralına, bu mahallenin kuralına uyacaksınız tabii ki. Mahalleyi değiştiremeyeceğinize göre, deprem riskini buradan alıp söküp atamayacağınıza göre buraya uyacağız. Ve Türkiye bir deprem ülkesidir. Türkiye ciddi bir deprem ülkesidir. Biraz önce Ahmet Hoca saydı depremde en çok etkileyen ülkeleri. Dünyanın en gariban ülkeleri. Yani Hindistan değil ama hani bir bütün olarak baktığınız o kalabalığın içerisinde çok garibanların da olduğu bir yer. Dolayısıyla buna uyumlu yaşamak zorundayız. Depreme uyumlu bütün her şeyimizi yapmak zorundayız. Yapı stoklarımızdan tutun, yasal düzenlemelerimize, kurum arası ilişkilerimize, bürokratik düzenlemelerimize, eğitim sistemimize, her şeyimizi buna uygun yapmak zorundayız. Yapmazsak ne olur? Yapmazsak bu şu anda hala acılarını yaşadığımız, hala vatandaşların milyonlarca insanın alt üst olduğu durum olur. Bu bir kader değil. Coğrafya kaderdir de bu durum kader değildir. Bu tamamen insan eliyle yükseltilmiş, travması etkisi artırılmış ve çözümü de ne yazık ki oranda zorlaştırılmış bir insan kaynaklı bir problemdir. Depremin büyüklüğünü tabii ki değiştiremezsiniz. Ama depremin şiddetini, yani onun üzerindeki yapı stokları olan etkisini merhaba, değiştirebilirsiniz. Şimdi burada karşımızda çok kritik bir takım sorularımız var hepimiz. Neden mesela bu depremin sonuçları çok ağır oldu? Neden gecikildi? Neden Türkiye'nin aslında doğal afetlerle, depremlerle mücadele konusunda çok ciddi bir tecrübesi ve birikimi varken ta 1939 Erzincan depreminden bu yana 33 bin yurttaşımızı kaybettiğimiz o depremden bu yana şimdi kırıla kırıla Kuzey Anadolu fay hattı Gölce'ye, Düzce'ye kadar geldi 8-10 kırıkta. Doğu Anadolu fay hattı çok aktif biliyoruz. Niye bunlar başımıza geldi? Soruyoruz bunları. Şimdi burada bir kök sorun var. Yani hayatta her şey böyledir. Bir de görünen sorunlar var. Şimdi ben size önce görünen sorunlardan bahsedeceğim. Sonra bu görünen sorunları yaratan kök sorunlardan bahsedeceğim. Görünen sorunla uğraşmak derdinizi çözmez. Geçici bir yamamadır. Geçici bir müdahaledir. Sadece ötelen sorunumuzun gerçekleşmesini. Türkiye maalesef Atatürk Türkiye'si sonrasında Atatürk'ten sonra hep görünen sorunlarla uğraşmış. Biz yöneten siyasiler kök sorunlarla ilgilenmemişler. Çünkü kök sorunla uğraşmak çok daha zorlu ve zahmetli bir mücadele gerektirir. Uzun soluklu bir mücadele ve sabretmeyi gerektirir. Ama sabrederseniz dertlerinizden kökten kurtulursunuz. Fakat ne yazık ki biz yöneten siyasiler kök sorunla uğraşmanın, sorunu kökünden çözmenin kendi seçim zamanları içerisinde gerçekleşemeyeceğini düşündükleri durumda kök sorunla uğraşmıyorlar. Vatandaşın sadece o anki sıkıntısını giderecek, o anki derdine bir geçici bir yama ve iyileştirme yapıp, onu o an rahatlatıp, oyunu çalıp, oyunu alıp, vatandaşı kök sorunla yaşamak zorunda bırakmaya devam etmişler. Bunu 17 Ağustos'tan sonra fark ettik, toplum fark etti. Aydın insanlar bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptılar. 17 Ağustos'tan sonra yaklaşık 150 sivil toplum kuruluşu, meslek odası, dernek, vakıf filan gibi yapı bir araya geldi. Ve hemen 10-12 gün sonra filan yaptılar bunu. Yani Ağustos'un sonunda kamuoyuna diye çok sıkı bir bildiri yayınladılar. O bildiride Akut Derneği'ne özellikle açık bir teşekkür ettiler. Ama çok önemli bir takım saptamalarda bulundular. Şu anda da aynı saptamayı yine yapıyoruz. O gün de yapmıştık, bugün de aynı yerdeyiz. O gün yaptığımızın dersini alıp uygulayamadık, bugün umarım uygulayacağız. Dediler ki, deprem felaketi sorunlarıyla beraber çözümleri ortaya koydu. Ve bütün yaşadığımız şeylerin sonuçta çözümü var. Sorun zaten çözümü gösterdi. Şimdi önümüzde
keskin çizgilerle ayrılmış iki tane yol var. Bu iki yoldan bir tanesi, bundan önce olduğu gibi davranmak. Yani deprem sorunlarının, depremin yarattığı acıların sorumlusunun biz değil başkaları olduğunu ilan etmek, iddia etmek ve bütün bu başımıza gelen şeylerin de böyle bir kelimesi, bir tanesi tevekkül, öbürü daha başka bir kelimeydi ama garip bir böyle anlayış ve tevekkül gibi bir şeyle kabullenmek bu başımıza gelen şey. Yani kadere boyun eğmek bir taraftan. Bu birinci yol, bu bir hareket yaptığımız şey. Ama bir ikinci yol daha var artık önümüzde. O ikinci yol, bütün bu olan biteni başka gözlerle bakmak. Yeni bir bakış açısıyla bakmak. Daha bilim üzerinden bakmak. Bireyin devlet için olduğunu değil, devletin birey için olduğunu kavramak. Ve bütün her şeyi bireyin en etrafına çök getirmek. Yani devlet bireye hizmet edecek. Bireyin yaşam kalitesini, yaşam güvenliğini sağlayacak. Onun daha iyi koşullara gelebilmesi için mücadele edecek. Devleti yücelteceğiz ama devletin yüceltilmesi bireyin yücelmesi için aslında. Bu bir paradigma değişimi aslına bakarsanız. Bir zihin atası değişimi, bir zihin devrimi bu. Yani sorumluluğu üzerimize almak veya sorumluluğu başkasına atmak. Tevekkülle, takdir-i ilahiyle bunu atlatmak. Veya burada bir takım kök sorunlar var. Şu kök sorunları bir halledelim. Zaman içerisinde bütün diğer sorunlarımız da çözülecektir demek. Bunu 17 Ağustos'tan sonra Türk toplumu, Türk milleti bunu söyledi, bunu yapacağını beyan etti. Yapamadık. Neden yapamadığımızı size bir cümleyle açayım ama buraya girmeyeceğim. Başka şey konuşmak istiyorum. 99'da Türkiye yakın tarihin en korkunç toplumsal kırılmasını yaşadı. Tabii bu yaşadığımızın yanında gerçekten çok daha düşük bir depremdi o. Ama o gün yaşadığımız en korkunç şey oydu. Bizim kıyametimiz oydu. 18'in civarında insan öldü. Türkiye çok ciddi bir sarsıldı. Hani devlet kurumlarıyla ne kadar hazırlıksız olduğunu gördü. Başbakan Ecevit bunu söyledi. Biz bu depreme hazırlıksız yakalandık. Ama dedi, Akut'tan da şunu öğrendik dedi. Bu konulara bilimsel ilkelerle yaklaşılırsa sorun çok ciddi değiştirilebiliyor. Dolayısıyla artık bilimsel arama kurtarmaya yaklaşacağız. Bilimsel afet yönetimine yaklaşacağız dedi. Ve o dönemden sonra bir şekilde biz onu sürdürmeyi beceremedik. Şimdi aynı koşullardayız, beter koşullardayız. Bundan sonrasında bunu başarmamız lazım. O dersi öğrenene kadar size öğretiyor. Bir daha ders veriyor. Ben inanıyorum ki bu depremden sonra biz millet olarak, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün milleti, 85 milyon insan olarak bu dersi alacağız ve uygulayacağız. Ve Tunceliler, siz bu ülkenin en eğitimli insanlarını oluşturuyorsunuz belki de. Ve siz bunu başarabilirsiniz. İşiniz öyle çok zor değil. 3500 bina nedir Allah'ını severseniz? Yani benim yaşadığım mahalle buradan kalabalık belki de. Yani dolayısıyla bu sorun burada çok büyük bir sorun değil. Ama buraya bir pilot çalışma yapabilirsiniz. Fatih Mehmet Paşoğlu Başkanımız bu konuda son derece istekli, gayreti duyarlı. Ve gördüğünüz gibi hem sizi bu kadar bir yere getiriyor, bizleri oradan getiriyor, başka insanları da getiriyor. Ve bu konuyu burada çözmek istiyor. Bence siz bütün Türkiye'ye rol model olabilirsiniz. Tunceli'yi başından sonuna bu 3500 binasının tamamını depreme dayatı hale getirerek. Bu o kadar zor bir şey değil. Kesinlikle değil. Biz İstanbul'da 1,5 milyon yapıyla uğraşıyoruz. 3500 nerede, 1 milyon kusur nerede? Yani aynı şeyden bahsetmiyoruz. Bunu başarırsanız bütün Türkiye'de umut olursunuz. Deprem bir coğrafya olayı. Yağmur gibi, kar gibi, rüzgar gibi. Kök gelirse sel olur. Kök gelirse fırtına olur. Ama sonuçta dünya zaten kendi döngüsüyle ilgiliyle bunları oluşturuyor. Bunlar dünyada var, milyonlarca yılda var. Burada bir şey yapamazsınız. Ama onlara karşı hazırlık yapabilirsiniz, önlem alabilirsiniz. Afetlerle mücadele, afetler başlamadan önce başlıyor. Yani risk yönetiminde başlıyor. Önce risklerinizi yöneteceksiniz, risklerinizi azaltacaksınız. Ama yine de o riskler gerçekleşecektir. O gerçekleşecek olanlara karşı da hazırlık yapacaksınız. Yani arama kurtarma ekiplerinizi, doğal afet yardım müdahale planlarınızı, ordunuzu, bürokrasinizi, hukuksal düzenlemelerinizi, gönüllü gücünüzü, medyanızı, sivil toplumunuzu buna göre organize edeceksiniz. Tunceli'yle ilgili zaten konuşuldu. 3500 bina, 85 bin nüfus yönetilmesi çok kolay bir problem.
tarama yaparak tek tek her binanın kontrol edilip güçlendirilmesi ve veya yeniden yapılmasının kararı alınıp bunu hızlı hızlı belediyeyle birlikte eşitlikli bir şekilde sizlerin gönüllü katılımıyla beraber bunu çözmek. Dediğim gibi burayı bir rol model haline getirebilirsiniz. Zaten çok örnek bir şehirsiniz, örnek bir insanlarsınız yani Tunceliler çok örnek bir toplum. Dolayısıyla bunu depremle de taşlandırabilirsiniz. Yüksek eğitimlisiniz. Yurt dışında yaşayan buradaki belki 10 katı Tunceli var. Dolayısıyla oradan da know-how geliyor. Çağdaş dünyanın da bilgisi bir bilgisizliği üzerimizde var. Anadolu'nun birçok yerinde yok bu imkan. O yüzden siz bunu rahatlıkla başarabilirsiniz. Çözüm ha, bu yani çok bilimsel şey girmeye gerek yok ama zaten söyledim bunları. Mikro bölgelendirme, tek tek her binanın kimliğinin oluşması, o binanın yeni şekilde cevap vereceğini öğrenmesi. İdeal istediğimiz şey şu, bina hasarlanabilir, hafif orta ağır hasarlı olabilir. Yeter ki enkazda dönüşmesin. Yeter ki kolonları ve o kirişleri kopmasın birbirinden. Duvar yenisin, çatısı yenisin, balkonu parçalansın, camı çerçevesi gitsin. Duvar düşsün, hani sadece kolonlar kalsın. Önemli değil. Yeter ki insanlar binadan yürüyerek çıksın. Eğer o binadan yürüyerek çıkıyorsanız, o bina vazifesini yerine getirmiştir demektir. Bravo, teşekkür ederiz. Onu sonra yürüyeceğiz, gerisini yapacağız. Önemli değil. Yeter ki altında enkazda insan bırakmasın. Gördüğünüz gibi onunla başa çıkmak, yani tamamıyla başa çıkmak imkansız. Ancak bir kısmına bir şey yapabiliyorsunuz, o da yetersiz. Bence buradaki belediyeyle, belediye başkanıyla ve ekibiyle, vatandaşla, özel sektörle, sivil toplumla, medyayla, akademiyle, eğitim dünyasıyla hep beraber el birliği bu işi başarabilirsiniz. Ben hocamızın son söylediği şeyi bitireceğim. Var mısınız? Varsanız bu işe... Kıymetli hocam da sizlerin adına teşekkür ediyorum. Bolca sorularınız olduğunu biliyorum. Vaktimiz kıymetli. Soru cevap kısmına geçiyorum. Buyurun değerli dostum. Bak burada var. Buyurun. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Geldiğimiz günden beri ben Ali Taş Antakya'dan geldik. Can havliyle Tunceli'ye sığındık. Bizleri bağrına basan Tunceli Belediyesi ve halkına teşekkür ediyorum öncelikli olarak. Değerli hocama ve Nasuh Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yani sizleri burada görmek çok güzel. Benim için de çok büyük bir sürpriz oldu. En büyük tehlike sizce nedir? Bu depremlerin öncesi ve sonrasında halkımızı bekleyen en büyük tehlikenin ne olduğunu sizlere sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Nasuh, sen mi cevap vermek Şimdi bu deprem sıradan bir deprem değil. Depremler aslında. İlk defa yani dünyada bundan daha büyük depremler var. 9.5 büyüklüğünde Şili'de depremler var. Alaska'da depremler var. Ama bu kadar geniş yerleşim alanı olan bir yeri vuran en büyük deprem. Onun için bütün bilim adamları bu konuda çaresiz kaldı. Yani böyle arka arkasına bir deprem detere inmiyor. Kaldı ki ben burada bir tane 7-16 bir deprem yaptı. Ama 3 tane deprem arka arkasına. Şimdi Hatay'ın yıkılmasının ana nedeni, çok yıkılmasının ana nedeni Hatay 3. depremde en çok yıkıldı. Şimdi ilk 2 deprem Hatay'ı yordu yapıları. Ama 3. depremde şöyle bir olay oldu. Bunu göstereyim aslında. Uygulamalı olarak göstereyim. Depremde 3 tane dalga çıkar. D dalgası gelir önce. O şöyle gelir. Şöyle. İner çıkar. Hani alttan vurdu, üstten vurdu derseniz ya işte bu P dalgasıdır. Önce P gelir. Aha deprem oldu. Dediğiniz an vardır. Şimdi o yapıyı kanırtır ama genellikle çökertmez. Ama eskidir. Daha sonra S dalgası gelir. Burkucu dalga. O da böyle gelir. İşte bu yıkar yapıyı. Şimdi iyice bu yapı yıkmazsa eğer ona bu kez R dalgaları gelir.
R. Rayla namlı. O da yapıyı alır. Önce böyle çeker. Sonra böyle iter. Çeker, iter. Çeker, iter. Dolayısıyla yapınız demek ki 3 tane dalganın farklı etkileri altında yalanır. Ve son bunu yap odaya dirilir ya da yıkılır. Şimdi yerin bu gelen dalgaların göstermiş olduğu 3 tane devinine uygun bir direnci olması. Bu daha önce ölçülebiliyor. Yani yerin deprem dalgalarına karşı direnci nasıl? Bunun için sismik ölçümler yapılıyor. Belediye buna yapacak. D, S, Rayna dalgalarını ölçerek yerin geldiği zaman direnci nerelerde yüksek, nerelerde düşük Tunceli'de bunu belirleyebilmek mümkün. Buna göre yerleşim alanlarını düzeni seçecek. Şimdi şöyle bir durum oldu. Şuradan göstereyim. Burası Kahramanmaraş'ın olduğu yer. Kahramanmaraş'ın olduğu yer. Burada deprem oldu. Orası da Hatay. Orası Hatay. Şurada Osmaniye var. Şimdi ilk deprem Adıyaman ve Malatya, Elazığ burada. İlk deprem geldi. Bu yönde Pazarcık yönde. Bu yönde vurdu. Adıyaman ve Malatya ve Elazığ ve Tunceli'ye doğru vurdu. 5-10'da 6 kilometre hızla böyle geldi, vurdu. Bingöl'ün olduğu yerlerde durdu. Bingöl'ün olduğu yerde, Karlova'nın olduğu yere kadar gerginlik sürdü. Eğer bu gerginlik oralarda sürümlenmeseydi, Karlova'nın olduğu yerde bir deprem olacaktı. O da Karlova, Pülümür ve doğru ve diğer tarafta Varto'ya doğru kıracaktı. O zaman Kızılca kıyamet kopardı. Aşağıdan gelen birisi, yukarıdan gelen birisi. Şimdi üçüncü deprem şöyle başladı. Normalde dalga gelir şu şekilde. Aslında deprem Hatay'da olmadı. Kahramanmaraş'ta. Yıkan ne dalga? Dalga gelir şöyle ve ondan sonra sürümlenir. Yaklaşık Osmaniye'nin bulunduğu yerlerde dalganın sürümlenmesi gerekiyor. Ama burada farklı bir şey var. Bakın bunu yürüyerek size göstereceğim. Biz buna iğme diyoruz. İğme sürümlenmedi. Bakın burada deprem oldu. Şimdi gördünüz mü? Orada başladım, yürüdüm, durdum, sonra birden hızlandım. Değil mi? Birden hızlandım ve vurdum bunu. İşte Hatay'da bu. Bu olağanüstü bir durum. Bunun nedeni ne? Hatay Ovası diyoruz, değil mi? Antakya Ovası. Burası Amik Gölü'nün bulunduğu yer. Burayı kuruttular. Tarım alanı. Burasının yaklaşık tortul karınlığı 300 metre ve yeraltı su düzeyi 3 metre. Pardon, 5 metre ile 10 metre arası. Yani daha bunu ölçtüğün zaman burası deprem için kızıldır kıyamet olur dersin. Bakın şu anda depremin genliğini göstereceğim size. Deprem ne kadar büyüktü, yere ne kadar büyüktü. Kahramanmaraş'ın olduğu yerde depremin büyütmesi böyleydi. Daha sonra Osmaniye Dumru büyütme küçüldü. Sonra Hatay'a girdi. Böyle oldu. Şöyle. Yaklaşık büyütme değeri 3 ile 5 arası. Yani sen burada
Tunceli'de depremi bir duyarken Hatay'da 4-5 duydular. Dolayısıyla aynı zamanda çalkantıya geldi. Yani Hatay'daki yerin salınımıyla yüksek yapıların salınımı uyuşuma geldiği için o yapılar bulunduğu yerde görüştü. Üç türlü yapı türü var. Eğer yapıdan değişenleri yani donatısı, statik projesi, betonu ve rezonansı uygun değilse yapılar izlediğiniz bu televizyonlarda bulunduğu yerde görülmüş. Ama bulunduğu yerdir. Demek ki bunun kusurları neredeymiş? Yapılan gelen şey. Tamamen yapılan. Bazı yapıları gördünüz. O yapılar böyle döndü bulunduğu yerde. Bazı yapılar yan yapı. Bazı yapılar ise yerin içine gömüldü birkaç kat. Buradaki sorun yapıda değil, yerden gelen sorun. Yerden. Biz buna sıvılaşıyoruz. Demek ki biraz önce anlattığım yapısal sorun bu yerden gelen sorun. Bir de Rönesans yapısına döneceğim tekrar. Bakın bu çok önemli. Şimdi burada Tunceli'de Karakoçan Köyü. Karakoçan Köyü, Nazimiye Köyü, Tunceli'nin bulunduğu yerden geçiyor. Tunceli'nin içinden de ayrıca biri kırık geçiyor. Aa hocam, bizi korkuttun değil mi? Bu gerçekten yüzleşmek durumundayız. Ama ikinci kırıktan genellikle çok büyük deprem üretmez. Şimdi yapıları uzun ekseni. Şurası batı, burası doğu. Değil mi? Karakoçan Kırı oradan başlıyor, böyle gidiyor. Değil mi? Yapıların uzun ekseni doğu batı olması gerekiyor. Bakın şu apartman dikdörtgen biçiminde değil mi? O apartmanın değeri ben böyle göstere göstere herhalde %50 düşecek. Şimdi uzun ekseni kırın doğrultusunda. O zaman bu doğru. Eğer bu yapı böyle değil de şöyle otursaydı depremde çok kolay yıkılırdı. Demek ki size bazı kolay yöntemler söylüyorum. Bulabilirsiniz diye. Demek ki yapılarınız eğer dikdörtgense yapılar doğu batı doğu uzun eksen. Eğer uzun ekseni kuzey güney ise o yapı çok büyük darbe yer. Şimdi Rönesans yapısının yıkılmasının denin bedelinin temeli sığlığına bağlamıştık. Genellikle yapılar dörtgen olursa ve ayrık olursa depreme karşı daha dayanıklı. Bitişik yapılar değil, ayrık. Tek başına blok. Ve etrafında bahçe olacak. Neden bahçe olacak? Oraya ağaç dikeceğiz. Ağaç yerin suyunu emdiği için temellerin altı kuru tutar. Temellerin altı yaş olmayacak. Yağış sularının giderlerini iyi yapacaksınız. Yağış sularının giderleri temele inmeyecek. Onların etrafında yalıtım yapacaksınız. Yani anneniz ne derdi? Ayağına takın ya bir üşütüyorsun derdi değil mi? Sular üzerinde dolaşıyor derdi değil mi? Şimdi aynı yapıları da üşütmeyeceksin. Suyun üstünde olmayacak. Onun giderlerini, yağış sularını temellerden uzaklaştıracaksın. Demek ki ağaç dikeceksin. Bahçeli düzen belki yeniden Tunceli'yi oluştururken bahçeli düzen oluşturabilirsiniz. Ve ağaç dikersiniz. Hem yeşil Tunceli olur. Hem de depreme dayanıklı. Demek ki bitişik düzen iyi değil. Demek ki uzun eksenin nasıl bir tarafta olacak? Hangi doğrultuda? Doğu batı olacak? Onlara bir bakın.
Şimdi Rönesans yapısının doğrultusu ilk dörtgen biçiminde, çünkü anımsarsınız. Kibreç kutusu gibi. Ama ana kırığı dik yönde. Ana kırığı dik yönde olduğu için en büyük iğneyi gördü. En büyük iğneyi gördü. Yani yıkılması, arkaya doğru kaykılması daha kolay oldu. Rönesans yapısı. Şimdi bunların arasında içinizde inşaat mühendisleri vardı. Dilekans ayrık yapılsaydı belki yapılmazdı. Şimdi Rönesans yapısının yıkılmasının ana nedeni neymiş demek ki? Depremin işleyiş biçimi. Kırığın doğrultusu. Yani size üç tane örnek vermişim. Üçü de birbirine farklı. Üçünde de yapılar yıkılıyor. İlk gösterdiği yapısal sıkıntılar, bulunduğu yerde güçlü. İkincisi yan yatma, dönme, bürünme, yerden gelen sıkıntılar. Üç, kapaklanma. Kapaklanma olayı demek ki depremin işleyişine, yani mekaniğine bağlı. Demek ki yapılan üç nedenle yıkılıyor. Sadece tek nedenle yıkılıyor. O nedenle yani yapı denetimi ve yer yapı güvenlik dergisi ne kadar önemli olur mu yok değil mi? Şu anda anlaşılmıştır. Demek ki sadece beton kalitesinde değil yıkıldı. Mesela Rönesans yapısı mı? Gayet sağlam yapı. Hiç arkaya kapatılmasına rağmen hiçbir şey yok bozulma yok. Bütün olarak. Ama sıkıntı nerede? Yöne indiği değil mi? Depremin işleyişine ters. Biz nerede depremin nasıl işleyişini biliyor muyuz? Biliyoruz ya. Nazimiye kırığı bu yöndeki şu yönde. Demek ki Nazimiye kırığı bu yönde kıracağına göre işte şu yola, ana yola koşut olarak kırılacak. Eğer sen yapını böyle kondurursan demek ki böyle kapatılabilir. Bunu unutmayın. Size bazı kolay yöntemler anlattım burada. Temel derinliği ne olacaktı? Her beş kat için bir bodrum olacak. Şimdi bu depremin Türkiye Cumhuriyeti'ne maliyeti 95 milyar dolar. 95 milyar dolar. Sizin bu anlattıklarınız ve Nasuh Beyefendi'nin anlattıkları gerçekten bu toplum özür diliyorum aklınıza sığdırıyorum. En şeyi bile bunu derinden hissediyor. Yani bunun bilinci de bu toplum. Yalnız bizim sizden ricamız bu toplum. Benim nenem bile şu anda yatakta oğlum diyor tamam bunlar doğru söylüyor da bunun çözümünü ancak o tür insanlar yapabilir. O tür insanlar bir araya gelip de bu ülkeyi ancak onlar kurtarabilir. Yani bizim sizin gibi insanların çoğalmasına bu ülkenin gidişatına dur demek. Rica ediyoruz. Yoksa ki biz yürekte hepimiz bu anlattıklarınıza katılıyoruz. En başından sonuna kadar. Teşekkür ederim. Herkese teşekkürler. Hocamızın da söyleyeceği çok şey var. Eminim herkesin şu an elleri görüyor. Ben de seçmekte çok zorlanıyorum. Lütfen zamanı verimli kullanalım. Hocam buyurun. Teşekkür ederim. Nasıl sevgili kardeşimiz Tarkan ve sevgili Özgün Hocam. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Dersimizde bir satırsınız, başımızın üstünde yerimiz var. Ayrıca biz kendimiz yarattığımız Hazreti Ali geleneğinden geldiğimiz için bize bir kelime öğretenin 40 yıl kuresi oluruz. Sizde de 2-3 kelime öğrendiysek bu 80-120 yıla çıkar. Başımız gözümüz üzerinde yerinde. Almanya'nın yüz ölçümü 350 ama nüfusu bize eşit. Hatta 84 milyon. Bu İngiltere, Almanya'da %90. İki kat veya. Şimdi teknik bilgiler verdiniz. Tekrar söylüyorum. Teşekkür ederim. Sizden 3-5 kelime, 10 kelime öğrendim. Ama siz katlar eşit olsun. 7 kat, hepsi 7 olursa yıkılmayabilir dediniz ama 2 kata girmediniz. 1 kata girmediniz.
miyiz? İngiltere 3'te 1 yüz ölçümü. Doğruluğun siddah eteği yok. Bizde hepsi siddah etekleri, o model yapılmaz. Hepsi bir kat ve iki katlı. Naçizane, İnci gibi evler. Konum kirişi nasıl yıkıldığını söylediniz. İngiltere'de konum kiriş yok. Britanya'da konum kirişi ev yok. Ben 15 senesi kendi elimle yıktım. Bir dakika, İngiltere'de deprem de yok. He? Olmaması ya. Almanya'da deprem de yok. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi İngiltere'de Almanya güzel bir örnek olmadı. Çünkü İngiltere'de Almanya bir deprem ülkesidir. Yıkıcı depremi yok İngiltere'de. Siz duydunuz mu? Siz İngiltere'de büyük deprem oldu da 18 kişi öldü diye veya Almanya deprem oldu diye. Bunlar hayali sözler. Dolayısıyla bir katlı, iki katlı evden herkes oturmak ister. Ancak tasarım yaparken bir katlı, iki katlı evler genellikle ovalarda yapılır. Dağlarda yapılmaz. Çünkü dağlarda yapılırsa bir katlı, iki katlı yapılar depremde yıkılır. Dağlarda çok katlı yapacaksın. Kayalık yerlerde, ovalarda az yapacaksın. Ama bizim bütün ovalarımız deprem bölgesidir. Dolayısıyla orası ana kırıkları geçtiği yerlerdir. Biz de isteriz onu ama orada yapılar yıkılır. Yani o seçeneğimiz yoktur bizim. Dolayısıyla kalkıp eline mikrofon alıp da sizin yanlışlarınız var demek, sizin bilginizin olmadığını anlatıyorum. Hocam çok teşekkürler. Tekrar söylüyorum katılımda. Zamanı ileriniz lazım. Buyurun. Özellikle geçmiş olsun hocam. Hoş geldiniz bize. Burada beklenen depremin ne kadar yüzde kaç olacağını öğrenmek istiyorum. İkinci bir sorum da binaların ömrünü spor salonlarındaki ağırlık çalışmaları kısaltır mı? Binaların ömrünü. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben burada güzel bir soru sordunuz. Şimdi Türkiye'de deprem dörtgeni demiştik değil mi? Kuzey'in yenisi kuleye ya da onun yarısı da batıda Ovacık kuleye. Daha sonra Bingöl kuleye. Ve güneyde de Karakoçak. Tam böyle bir ilk dörtgen. Ovacık bunlarda oluşabilecek hem Doğu Anadolu kıyı üzerinden hem de Kuzey Anadolu kıyı üzerinden Tunceli hep bunlardan etkilenir. Ama Tunceli odaklı büyük bir deprem beklemiyor. Tunceli olan. Yani merkezi burada olan büyük bir deprem beklentisi içinde değil. Burada daha küçük boyutlarda deprem olur. Ama çevrede oluşan dalgalar burayı etkilenmektedir. Kahramanmaraş'ta oluşan deprem buraları etkilemez. Zangır zangır sallamayız değil mi? Dolayısıyla iyi de deprem sizin kendinizin altında olması gerekmiyor. Eğer kendinizin altında deprem oluyorsa tabii yıkım gücü daha fazla olur. Şimdi ben bir eşliğini belediyeye verdim. Bunu ben gittikten sonra belediyeden de bakabilirsiniz. Şimdi okuyacağım size, dikkatli dinleyin. Tunceli'de olan her ilçenin deprem sınıfını söyleyeceğim. Deprem ve o bölgenin geçmişte gördüğü depremi söyleyeceğim. Çemişgözek, ikinci derece deprem bölgesi. Akçapınar, birinci derece deprem bölgesi. Deprem 1905'te olmuş. 6.8 büyüklüğünde. Gelikler ikinci derece deprem bölgesi. Kulürlü birinci derece deprem bölgesi. 6.2 1967'de 2003'te 6.5 2008'de 4.1 olmuş. Bal yapan birinci derece. Dağ yolu birinci derece. Kırmızı köprü birinci derece. 3 tam birinci derece, Tunceli'nin içi ikinci derece, Çiçekli
ikinci derece. Karakoç ikinci derece, Sütlüce ikinci derece, Ozan ikinci derece, Çağlarca ikinci derece, Mazgirt iki, Akçapazar ikinci, Akpazar ikinci derece, Yeşilyurt birinci derece, Darıkent iki, Nazımiye bir, Büyükyurt bir, Dumlubahçe, Dallıbahçe 2, Ovacık 1, Karaoğlan 1, Pertek 2, Akdemir 2, Dere 2, Pınarbaşı 2. Bunlar bu derece depremler. Dolayısıyla size gelmiş olduğunuz ilçelerin deprem çekilmesini söylemek durumunda kaldım. Bunu merak edenler Sayın Belediye Başkanı burada astırılık dediğinde oradan bakabilir. Bir de depremde ölmemek için benim yazdığım bir kitap var, Korkma diye. Depremden korunmak konusu. Bunu mutlaka okuyun. Sayın Belediye Başkanı bunu size ikram ediyorlar. Bunu ücretsiz. Burada kitaplar öyle mi? Sayın Başkan, parasız dağıtıyor sanıyorum. Kitap parasız değil ama parasız dağıtıyor. Onlardan da aldım. Zamanım olursa imzalarım. Bunu çok iyi okuyor ve okuyor. Depremden ölmemek için. Deprem öncesi, sırası, sonrasında neler yapmak gerekiyor. Bunları çok iyi öğreniyor. Kitap korur. Okursanız bilgi korur. En azından okumazsanız da deprem olduğu zaman da kafanıza koyun. Ama çok sevindim ben de. İbrahim Demir. Bu çalışmalarda bu kısımda biz de sizinle beraber olmak istiyoruz bu konuda. Çünkü sizin kapısı açık bu konuda. Açık kapısı, evet yani biliyoruz. Sizler olmanız lazım. Ama bizim çok iyi oldu. Yönetim mekanizmaları konusunda çok ciddi sıkıntılarımızın olduğunu biliyoruz bu konuda. Ya, o belediyelerin de bu noktada çok ciddi açmazları var. Çok ciddi imarlaşma. Yani yapılaşma açısından çok ciddi sorunlar olduğunu biliyoruz. Bu noktada da sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bulunuyoruz şu anda. Ben henüz belediyenin yasal bir danışmanı değilim. Evet. Şu anda sadece dışarıdan yardımcı oluyorum. Evet. Yani bu konuda yasal danışmanı olursam şimdi bana çalışma grubunun planlanması söylenirse sizin odanızı memnuniyetle alırım. Tamam, saygılar. Buradaki doçent Taylan Sancar bir röportajında şey demiş, sadece bir bölgede araştırma yapabildik diye. Hani sizin o fay hakkında bir bilginiz var mı? Kaç yılda bir deprem üretiyor? Şimdi o bakın Ovacık şurası. Şimdi şurası da Malatya kıyı. Depremden sonra artçı depremler Kemaliye'ye doğru geldi. Burada Kemaliye'den sanki Divriye'ye doğru gider şeklinde toplandı. Dolayısıyla şu anda Kemaliye, bak üçlü kavşak içinde yarıyor. Burada Ovacık kırı, Kuzey Anadolu kırı ile birleşiyor. Şu anda Kemaliye, İliç, Arapgir şu kısım geriliyor şu anda. Şimdi ondan sonra bu tarafa doğru kayabilir. Üretebileceği deprem hakkında bir fikriniz var mı? 6 tonda, 6 ton neydi falan. Ha, anladım. Yedisu'daki 7.2'lik bir deprem bizde yıkıcı bir etki olur mu ya da kaç yani sismik şiddeti etkileriz? Sizde aşağı yukarı 6.8 gibi etkiler yani. Yani dalgaların zaten sizin altınızdan geçmesini engelleyemezsiniz. Onlar sadece sizin altınızdan değil, Tercera'da gidecek, Erzincan'da gidecek. Yani her yere dağılır evet, dalgalar. Ama şiddet 6.8. Şiddet değil, büyüklük. Şiddet olarak konuşursak da şiddet de 6-7 falan olur. Ne kadar sığ olursa o kadar çok. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hocam ben inşaat kalfasıyım. İnşaatlarda ustalarımız çok bilinçsiz. Bunu lütfen televizyonlarda katıldığınız panellerde dile getirseniz çok sevinirim. Meslek dalları okullarda öğretilsin hocam.